Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün 6. sınıfların 5. ünitesi olan ses ve özellikleri ile videolarımıza başlıyoruz. İlk bölümümüz sesin yayılması. Burada gördüğümüz serçeden çıkan ses bizim kulağımıza kadar gelirken hangi maddelerden geçip geldiğini şöyle bir düşünelim. Balinalar suyun altında kilometrelerce öteden birbirleriyle arkadaşlar iletişim kurmaktalar. Bu iletişimi kurarken sesten yararlanıyorlar mı acaba? Ya da apartmanın dördüncü katında kullanılan bir matkap sesinin hem alt hem üst katlardaki dairelerden duyulabilmesi bazen son derece rahatsız edecek kadar şiddetli olması ne ile alakalı? Evet. Ses dediğimiz maddenin titreşmesiyle oluşan bir enerji türüdür arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi suya bir taş attığımızda taşın oluşturduğu şu dalgalar nasıl her yöne yayılıyorsa ses enerjisi de maddenin tanecikleri tarafından birbirlerini aktarılarak ses yayılmış olur. Sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Çünkü madde olmadığı ortamlarda sesi iletecek tanecikler yani atomlar da olamayacağı için ses iletilemez. Şimdi bunları tek tek özellik şeklinde ayrıntılı olarak inceleyelim. Dedik ki ses bir enerji türüdür. Enerji dediğimiz şey ısı enerjisi olabilir, hareket enerjisi olabilir. Ses de maddenin taneciklerinin birbirlerine aktarılarak yaydığı bir enerji türüdür. Buna en güzel örnek opera sanatçılarının bağırdıklarında bardağın kırılmasını verebiliriz. Ya da hopörlerin önüne yerleştirilen bir balonun, titreşimi, ses çıktığında titreşimi veya gök gürültülemesi sırasında arabaların alarmlarının çalması sesin bir enerji olduğunu bana kanıtlar. Ses taneciklerin titreşimi sonucu oluşur dedik arkadaşlar. Tanecik dediğimiz atomların titreşmesi sonucu bu atomların titreşimi birbirine çarparak kaynaktan kulağımıza kadar yavaş yavaş taşınmakta arkadaşlar. Ses çıkartan kaynaklara biz ses kaynağı diyoruz. Ses kaynağından çıkan ses enerjisi atomu titreştiriyor. Bu atom da yanındaki atomu bu titreşimi aktarıyor. Bu şekilde uçucu atomlara çarpa çarpa kulağımıza kadar bu ses titreşimleri geliyor arkadaşlar. Burada gördüğümüz ise sesin dalgalarıdır titreşim sonucunda oluşan. Ses dalgalar halinde yayılır dedik ve her yöne yayılır. Ses kaynağından, ses kaynağımız burada bir köpek. Ses kaynağından çıkan ses titreşimleri dalgalar oluşturur ve bu dalgalar her yöne yayılarak gider. Kaynaktan uzaklaştıkça arkadaşlar enerjisini bir miktar kaybeder. Bu nedenle ses kaynağına yaklaştıkça sesi daha şiddetli, uzaklaştıkça şiddetini azalmış bir şekilde hissederiz. Ve her yöne dalgalar haline yayılmasından dolayı eğer biz Köpeğin arkasında duracak olsaydık yine sesi bu taraftan da duyabilirdik arkadaşlar çünkü ses her yöne yayılıyor. Sesin yayılmasına baktığımızda ses boşlukta yayılmaz arkadaşlar çünkü bu e, önemli sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani mutlaka bir taneciye bir atoma ihtiyaç vardır. Güneşteki patlamaları düşünelim. Güneşteki patlamalar insan kulağını sağır edebilecek düzeyde. Ancak dünyadan bu güneşteki patlamalar duyulamıyor. Çünkü dünyanın üzerine evet bir atmosfer tabakası var. Ama uzay boşluğunda yayılan bu ses dalgalarını, Titreşimleri bize kadar taşıyan bir madde olduğu için ses boşlukta yayılamaz ve bize kadar gelemez. Eğer gelseydi dünya üzerinde canlıların yaşayamayacağı düzeyde bir ses dalgası oluştururdu. Sesin yayıldığı maddelere bakacak olursak ses katılarda, sıvılarda ve gaz maddelerde yayılıyor. Su buharı biliyorsunuz maddenin gaz hali. Su maddenin sıvı hali. Buz maddenin katı hali arkadaşlar. Buzdaki tanecikler arasında boşluk yok denecek kadar azlı tanecikler birbirine çok yakın arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi sıvıdaki tanecikler arasındaki boşluk katıya göre biraz daha fazla gaza göre çok azdı. Gaz tanecikler ise birbirinden tamamen bağımsız hareket ediyor ve tanecikler arasındaki boşluk çok fazla arkadaşlar. Bu sesin yayılma hızını etkileyebilir ama sonuçta ortamda tanecik olduğu için Ses hem katıda hem sıvıda hem de gazda yayılabiliyor Sesin katılarda yayılmasına bakacak olursak, katı maddeler sesi taşıyor dedik. Örneğin, bir çivinin çakılmasında biz bu sesi duyabiliyoruz ya da duvara bir matkapla e, delik açıldığında biz bunu e, rahatlıkla duyabiliyoruz. Ya da tren yolunda trenin e, gelmediği zaman Kulağımızı tren raylarına dayadığımız zaman tren rayları çok uzaktaki bir trenin ses dalgalarını, bu titreşimleri bize taşıyabiliyor. Böylelikle trenin yaklaşıp yaklaşmadığını anlayabiliyoruz. Bu iki örnekte sesin katılarda yayıldığını bize kanıtlıyor arkadaşlar. Ses sığ maddelerde de yayılıyor arkadaşlar. Deniz altındaki canların birbirleriyle kilometrelerce uzaktan iletişim kurmaları sesin sıvılarda yayıldığını kanıtlıyor ya da gemilerde deniz altındaki bir batığın yerini ya da deniz altındaki balık sürülerinin yerini tespit etmek için ya da deniz altının derinliğini tespit etmek için kullandıkları sonar cihazı da sesin sıvılarda yayıldığını bize kanıtlıyor sonar cihazı ses dalgalarıyla çalışır ve gönderdiği ses dalgaları bir engelle karşılaştığında ona çarpar ve geri döner. Bu aradaki mesafe sesin gidip geri dönme mesafesinden cismin balık sürüsünün yerini rahatlıkla tespit edebilirler arkadaşlar. Bir diğer örnek, denizin altındaki, ee, çalışan motor sesini e, dalgıçların duyması da sesin sıvı maddelerde yayıldığını bize kanıtlar. Ses gaz maddelerde de yayılır arkadaşlar. Ee, araçların e, birbirine yaklaşırken burada gördüğünüz gibi kullandıkları park sensörleri de sesin gaz ortamda yayıldığını bize rahatlıkla kanıtlar. Çıkan ses dalgaları engele çarpıp geri döner böylelikle aradaki mesafeyi bulabiliriz ya da e, dışarıdaki tüm sesleri duymamız insanların birbiriyle iletişim kurmaları sesin gaz ortamda yayıldığını bize rahatlıkla kanıtlıyor arkadaşlar yani sesin yayılabilmesi için mutlaka bir maddeye ihtiyaç var peki aynı hızda mı yayılıyor tanecikler katılarda birbirine çok daha yakındı. Hatırlayalım. Sıvı tanecikler arasında boşluk biraz daha fazlaydı. Gaz tanecikler birbirinden tamamen bağımsızdı. Bu nedenle ses kaynağından çıkan ses dalgası bir taneci atoma çarptığında oluşan titreşim oluşan titreşim diğer taneciye Yakın olduğu için çok daha rahat aktarılıyor, hızlı bir şekilde aktarılıyor. Ama sıvıların arasındaki mesafe katılara göre biraz daha fazla olduğu için bu titreşim, ama sıvıların arasındaki mesafe katılara göre biraz daha fazla olduğu için biraz daha yavaş aktarılıyor. Gazlarda ise boşluk çok daha fazla, bu nedenle en yavaş ses gazlarda en hızlı. Katılarda yayılıyor. Yayılma hızına bakarsak katıların yayılması en yüksek. Daha sonra sıvıların en yavaş gaz cisimlerin yayılma hızı var arkadaşlar. Bir örnek soru çözerek konumuzu pekiştirmek istiyorum. Fatih bir kabın ağzını naylon parçası kapatarak üzerine minik peçete parçaları koymuş. Ve kabın yanına bir ses kaynağı getirmiş. Kaynağı çalıştırdığında hoparlörden çıkan ses peçete parçalarını hareketlendirmeye sebep olmuş. Bu olay sesin hangi özelliği ile açıklanıyor arkadaşlar? Bir düşünelim. Buradan çıkan ses dalgaları gelip peçeteye çarpıyor ve ses dalgalarından dolayı buradaki peçete parçaları e, hareket ediyor bu Sesin bir enerjiye sahip olduğunu bana kanıtlıyor Ses Bir enerjidir Ses bir enerjidir Ve bu enerji sayesindeki önündeki cisimleri Hareket ettirebiliyor Bu e, Bağırdığında opera sanatçıların bardağı kırmasıyla Aynı örnek arkadaşlar Peki ses boşlukta neden yayılmaz diyor? Çünkü ses maddenin taneciklerin titreşimi sonucu oluştuğu için tanecikler olması gerekiyor ki ses titreşimleri oluşabilsin. O nedenle boşlukta madde olmadığından dolayı, tanecik olmadığından dolayı titreşim de olmaz taneciklerin titreşimleri sonucu oluşur demiştik. Yani sesi taşıyan atomlar arkadaşlar. Sesi oluşturan da atomların titreşimi bu nedenle tanecikler olmadan ses kesinlikle yayılamaz. Boşlukta da madde yok arkadaşlar. 3'e bakalım. Madde taneciklerinin yakınlıkları ile sesin iletim hızı arasında nasıl bir ilişki vardır? Tanecikler birbirine yaklaştıkça taneciklerin birbirine çarpması sonucu ses taşındığı için tanecikler arasındaki mesafe, boşluk arttıkça aktarılan enerji de azalır. Bu nedenle ses kaynağından uzaklaştıkça dahi sesi daha az işitiriz. Çünkü sesi taşıyan tanecikler enerjiyi birbirine aktar azalarak aktarır. Yani bir tanecikten diğerine ses taşınırken enerjisini kaybederek aktarılır. Buna ses kaynağı diyelim. Ses kaynağından çıkan ses dalgaları yavaş yavaş enerjisini kaybederek e, atomlar arasında yayılır. Bu nedenle ne diyoruz? E, tanecikler Tanecikler arasındaki tanecikler arasındaki mesafe arttıkça sesin yayılma hızı hızı azalır. Buna yayılma hızına Az önce söylediğimiz gibi de en hızlı katılarda daha sonra sıvılarda en yavaş ise gazlarda yayılıyor. Çünkü katılarda taneciklerin arasındaki mesafe çok daha az yok denecek kadar az daha az sıvılarda en fazla ise gazlarda olduğu için en yavaş gazlarda yayılıyor arkadaşlar. E, konumuzu bu soruyla tamamlamış olduk. Bir dahaki videomuzda sesin farklı maddelerde farklı duyulması ile görüşmek üzere diyorum.